Din diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Bir kimse Recep ayında inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek bir gün oruç tutarsa Allah'ın en büyük rızasına ulaşır ve firdevsi ala o cennetül firdevse yerleşir. Evet sevgili necerim Resulullah Efendimizin nafile ibadetleri Farzlar dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazları ve nafile oruçları vardı. Bunlar gönüllü ibadetlerdi. Bunlar aşk ve muhabbet ehlinin ibadetleriydi. Bunlar şeriatten sonra tarikat, hakikat ve marifetin yolculuğuydu. Şeriat bütün ümmeti Muhammede farz. Şeriat nedir? Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Allah'ın kanunudur. Yani bir insan şeriatın hükümlerini beş vakit namaz, Ramazan-ı Şerif'te oruç, mali durumu varsa zekat, hacca gitmesi, bir defa kelimeyi şahadet getirmesi. Bunlar şeriatın yani insanların İslam'ın ben Müslümanım diyen kişilerin farzıdır. Bir insan diyor bunları yaparsa cennete girer, cenneti hak edir, günahlardan ve büyük günahlar ve küçük günahlardan uzak durursa, günah işlese dahi tövbe ederse bu farz ibadetleri şeriate uyması onu cennete götürür. Amma ve lakin. Bundan sonra bir de tarik. Tarikat. Tarik yol demek Arapçada. Tarık diye bir sure var biliyorsunuz. Tarikat ise o yolun katlarıdır. Yani şeriatı uygulayan farzlarını yaptıktan sonra Ya Rabbi bunlar bana yetmiyor diyenler. Ya Rabbi sen Habibin Edibin Muhammedül Mustafa'yı alemlere rahmet olarak gönderdiğini söyledin. Ahzab suresi 56'da ona salatu selam getirmemizi emrettin. Ya Rabbi Habibim bunları yapıyor. Habibine Necim suresinde sana mahsus iki rekat teheccüd namazını kıl ki Habibim. Rabbin seni makamı mahmuda eriştirsin dedin. Bunları bize farz etmedin. Ama Habibim bunları yapıyor. O bizim peygamberimizdir ya Rabbi. Biz Habibini çok seviyoruz ya Rabbi. Biz de onun yolundan gitmek istiyoruz ya Rabbi diyen gönüllü müminlerin, Allah'ı ve Resulünü seven müminlerin, Resulullah Efendimizin nafile ibadetleriyle bana cennetteki birinci kat yetmiyor ya Rabbi. Ben cenneti istemiyorum. Tabii ki cennet istiyorum ama ben cennette senin Habibinin o sancağının altında Habibi'nin cemalini de seyretmek istiyorum. O Habibi'nin cemaliyle onun eteğinden tutup o cennette senin cemalullahın asıl hedefim senin cemalini seyretmektir. Evet ya Rabbi senin cemalini seyretmenin yolu da Habibini sevmektir. Kim ki Allah'ın rızasını istiyorsa Habibi Muhammedül Mustafa'ya tabi olmak zorundadır. Resulullah'ı sevmeyen hiçbir kimse Allah'ı sevdiğini iddia edemez. Resulullah'a muhabbet beslemeyen namazlarda huşu bulamaz. Resulullah'ı sevmeyen hiçbir sahabeyi Hiçbir Allah dostunu dahi sevemez. Sevgili dinleyicilerim, kandırıyorlar. Peygamberimizi küçük göstermeye çalışıyorlar. Sıradan bir insanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Hem Instagram'da, sosyal medyada, hem YouTube kanalımda. Devamlı bunlarla ilgili yorumlar aldığımda birkaç kere cevap atmaya kalktım. Yani Allah'a zikir yoktur diyen mi dersin? Peygamberimize sıradan mucize yoktur, keramet yoktur. Yani ayetle sabit olan şeyleri inkar ediyorlar. Biz cevap atınca da bize böyle abuk subuk yorumlar yazmaya başlıyorlar. Artık taktiğimi belli ettim. Böyle insanları direkt sağa kaydırıp engelliyoruz. Yani çünkü nasihat almak isteyen bir insan soru sorar. Bunun delili nedir der biz de ayet söyleriz. Ama bir insan... Allah'ın Resulüne laf söylüyorsa bir insan Abdülkadir Geylani'lere bir insan Nakşibendi Muhammed Bahattin'lere Yolumuz onların yoludur. Her şeyimiz onlara feda olsun. Bir insan Allah'ın dostlarına laf söylüyorsa, bir insan sahabe efendilerimizin üstünlüğüne laf söylüyorsa, bir insan peygamberimizin miracına laf söylüyorsa bu adamlara sadece diyeceğimiz Rabbim hidayet versin. Sizin yolunuz size kardeşim, bizim yolumuz bize. Biz vallahi de Kur'an'ın 6236 ayetine iman ettiğimiz gibi Muhammedül Mustafa'nın her bir sözüne de iman ettik. Onun yolundan giden Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, onun yolundan giden Cüneydi Bağdadilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Mevlana Celaleddin Rumilerin, ta ki üftadelerin, emir sultanların. Kim ki Allah ve Resulünü sevmiş, başımızın üstünde yeri var. O Allah dostları hele ayaklarının tozu olmaya razıyız inşallah. Onların şefaatleri de haktır. Onların himmetleri, bereketleri de haktır. İşte onlar Resulullah Efendimizin nafile ibadetlerinde, Resulullah Efendimizin yaşayan Kur'an olan Muhammed'ine tabi olarak onun ahlakıyla ahlaklanıp sultan oldular. O yüzden bin yıl geçmiş hala burada tir tir titreyerek Abdülkadir Geylani Hazretlerinin adını anabiliyorsak yüzlerce yıl geçmesine rağmen bir Aziz Mahmut Hüdayi dediğinde yüzün gülümsüyorsa Allah'ın dostlarına kalbin yumuşaksa Rabbim sana sevgili kardeşim en büyük rahmeti de bereketi de vermiş demektir. Şükredin Allah'ınıza. İnşallah Rabbim onların muhabbetlerini bir an bile kalbimizden azaltmasın. İşte Peygamberimiz ne yaparmış Recep-i Şerif'te? Oruç tuttuğu ayların en çoğu diyor Ayşe annemiz anlatıyor. Ramazan-ı Şerif'ten sonra Peygamberimizin Recep ve Şaban-ı Şerif gibi oruç tuttuğu hiçbir ayı görmemiştim. Bu aylarda genelde peygamberimizin yıl boyunda tuttuğu oruçlar vardı. Neydi bunlar? Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak adetiydi. Özellikle recep bir Şerif'te ne kadar çok oruç tutarsak o kadar ikram var. En azından Birinci gün bakın sakın unutmayın bu sene için pazartesi günü hemen önümüzdeki 23'ü. Pazartesi günü Allah'ın izniyle bir hastalığınız yoksa gücünüz kuvvetiniz yerindeyse Recep-i Şerif'in ilk günü oruç tutanlara öyle müjdeler veriyor ki Resulullah Efendimiz. İnşallah size onu da söyleyeyim Abdülkadir Geylani Hazretleri burada yazmış peygamberimizden. Recep-i Şerif'in diyor ilk günü kim oruç tutarsa bir kimse diyor Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu ona bin yıllık ikramlar verir. Her kim bu ayda oruç tutmayı arttırırsa Allahü Teala ona ihsanını arttırır. Allah Celle Celaluhu o bir gün oruç karşılığında bin sene oruç tutmuş sevabı verir. Bakın bugün bin sene oruç tutmuş ama hani Ramazan-ı Şerif'teki farz oruçla aynı şey değil. Ben bunu tuttum o zaman bin sene. Hani dinle dalga geçmeye çalışanlar oluyor ya peygamberimizin bu hadisleriyle. Burada ne diyor? Sevabı. Yani Recep-i Şerif'te Resulullah Efendimiz böyle dedi ya Rabbi ben de tuttum diyenlere o kadar sevap diyor. Sanki bin yıl oruç tutmuş gibi defterine yazılır. Allah'ın gücü kuvveti buna yetmez mi? Yeter tabii ki. Onun gibi binlercesine yeter. Mesela ne diyor peygamberimiz? Kim sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar oturduğu yerde Allah'ı zikreder. Güneş doğduktan sonra da iki rekat işrak namazını kılarsa bir hac ve bir umre sevabı vardır. Şimdi hacca umreye gittim o zaman ben hacca, hacca gitmeme gerek yok denir mi? Böyle bir şey değil ama ne olur hacca gitmiş gibi ekstra sana Rabbim sevap verir. Hacın boyunluğu yani e, sorumluluğu üzerinden düşmez. Bunu da unutmayalım ama Allah'ın ikramı öyle fazladır ki bu ibadetleri kat kat bizlere verir. Cennette bir köşk vardır ki diyor Resulullah Efendimiz oraya sadece Recebi Şerif'te oruç tutanlar girer. İnşallah bu ayda gücü yetenler pazartesi perşembe tutsa bakın. 4 hafta olsa sadece pazartesi perşembe 8 gün eder. Regaib gecesinde zaten Perşembe denk geliyor Recep'in ilk perşembesi tutmuş olur. Miraç gecesi 17 Şubat'a denk geliyor Cuma gününe. Zaten Perşembesinde de oruç tutacaksın. Perşembe Cuma beraber de tutarsan 9 gün. Neredeyse 10 güne yakını Recep-i Şerif oruç. Hem antrenmanlarımızı yapıyoruz hem peygamberimizin nafile ibadetleri. Bunlar gönüllü ibadetler. Hani bir sorumluluğun vardır değil mi? Bir de gönüllülük vardır. Şimdi iş yerinde patron işçisine Mesai saatlerinde çalışır, işini yapar. İşi dışında ekstra böyle bir performans gösterir. Patron ne der? Vay be sen bunu yapmakta zorunlu değildin. Ama bak maşallah bunu da yaptın. Al sana ikramiye veriyorum. Al sana bir ödül veriyorum. Allah Celle Celaluhu'ya ne diyorsun? Ya Rabbi ben senin farz ibadetlerini yaptım. Ama ben senin Habibini çok seviyorum. Ben senin Muhammedini çok seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne dediyse onlara da tabi olmaya çalıştım. Onun nafile oruçlarını yapmaya çalıştım. Onun nafile namazlarını yapmaya çalıştım. O akşam namazından sonra altı rekat evvabin kıldı. Ben de kıldım. O gece teheccüde kalktı. Ben de kalktım. Bunları diyenler işte muhabbet ve aşk ehli olup Resulullah Efendimizin muhabbeti kalbine girmeye başlar. Kim ki Allah'ın Resulünü sevip onun nafile ibadetleriyle Allah'a yaklaşmaya çalışırsa peygamberimizin, sahabelerin ve Allah dostlarının muhabbeti ve sevgisi ona gelmeye başlar. İşte o zaman hidayet pınarları, o zaman kalbi nurlanır. O zaman yüzü nurlanır. Kim ki teheccüplerde herkes uyurken kalkıp da aman ya Rabbi deyip gözyaşı dökerse, Allah'ım diyor onların cemalini nurlandırır. Onların kalbini nurlandırır. Onların dualarını makbul olan dualara dahil eder. O yüzden bu üç aylar bize bu güzel ibadetlerin başlangıcı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim start verelim. Namaz kılmayan kardeşlerimle Bismillah diyelim şöyle namazlara başlayalım. Tesettüre girmeyen kardeşlerimiz inşallah vesile olsun ki şu Recep-i Şerif'te Ramazan-ı Şerif'e kadar güzel bütün haramlardan uzak olup tertemiz bir mümin olalım. Tertemiz bir mümine hanım olalım inşallah. Recep ayı diyor Resulullah Efendimiz cefayı terk etme ayıdır. Şaban-ı Şerif ise amel ve vefa ayıdır. Ramazan ise sadakat ve sefa ayıdır. Artık Ramazan-ı Şerif geldiğinde sefayı sürme ayıdır. Artık Recep-i Şerif Ekim ayı Şaban sulama ayı, Ramazan-ı Şerif'te hasat ayıdır. O meyve ağaçlarını ekersin, sularsın. En son ne yaparsın Ramazan-ı Şerif'te? Oruçlarınla, teravihlerle, gece ibadetlerle, Ramazan-ı Şerif'te hatmi şerifler, mukabelelerle 27. gecesi bin aydan daha hayırlı 80 yıl ibadet sevabı aldığın Kadir Gecesi ondan sonra en mühim 3 geceden biri olan Ramazan-ı Şerif bayramının arefe gecesiyle Aman ya bayram sabahına Düşünsenize Recep-i Şerif'te nafile oruçlar tutulmuş, Şaban-ı Şerif'te Resulullah Efendimiz'i bol bol salatu selamlar getirmiş, nafile oruçlar tutulmuş, Ramazan-ı Şerif 30 gün oruçlarımız full, Ramazan-ı Şerif sahura zaten kalkıyoruz, teheccüklerimiz 30'da 30, Kadir gecesinde Allah'ın zikredildiği dergahlarda, camilerde bol bol Rabbimiz zikredilmiş... Aman ya Rabbi yani bu kadar ibadet eden böyle Rabbine sığınan bir insanda Rabbim günah bırakır mı? Allah'ın izniyle bırakmaz. O yüzden tertemiz etmek için Rabbim kullarını bahaneler aramaktadır. Bunlar da onların en önemlisidir. Peki Recep-i Şerif'te Allah'ın ayıysa bu ayda en çok nasıl zikir yap